الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, geçen ders Sure-i Âl-i İmran'da "Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs" ayetini mevzu bahis, yani konumuza, dersimize, sohbetimize esas olarak almıştık. Bugün de yine aynı Sure-i Celile'de biraz evvel okuduğum "Vel tekum minküm ümmetü yed'ûne ilel hayr" ayetini günümüzün hadiseleriyle de bağlantılar kurarak ezan-ı Muhammediye kadar arz etmeye, anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın inşallah. Ancak devamlı, sürekli sıkıntımız, gördüğünüz gibi, cemaatimizin vaktinde, saatinde, zamanında en az cuma ezanına bir saat kala camide toplanamayışı, içtima edemeyişimiz, toplanamayışımız, biraz fedakarlık edip cuma günümüzün bir saatini vaaz-ı nasihata tahsis edemeyişimizden kaynaklanan bir sıkıntımız var. Dersi başlıyoruz, ancak cemaatim çoğunluğu dersin sonuna doğru geliyor, dersin baş tarafı dinlenmemiş oluyor, duyulmamış oluyor, dolayısıyla ders parçalanıyor, ders bölünüyor, başı sonu anlaşılmıyor, zihinlerde muntazam bir nasihat kalmıyor, bir kısmını duymuş, bir kısmını duymamış oluyor. Dolayısıyla ders düzenine, sohbet düzenine aykırı bir vaziyet ortaya çıkıyor. Bu da bizi, Allah şahit ki, çok rahatsız ediyor. Yani dersimizi şöyle arzu ettiğimiz gibi rahat, başından, ortasından sonuna doğru bir usta gibi, bir uzman gibi, bir muallim gibi ders yapmanın saadetine, mutluluğuna ulaşamıyoruz. Muzdaribiz, kırık dökük oluyor, parça pörçük oluyor, zihnimiz dağınık oluyor ve zevkle, isteyerek, iştahla şu kürsüye vallahi çıkamıyorum. İçimden gelmiyor, rahat olmuyor. Böyle giderse zannediyorum vaaz kürsüleri de kaldırılacak. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bu vaaz işini kaldıracak yani. Tutmuyor, yetmiyor, olmuyor. Zamanın fesadı, eşyanın cazibesi tamamen kürsünün manasını, mahiyetini ortadan kaldırıyor. Buna mukabil bakıyorsunuz memlekette, mesela geçen
günlerde, şu geçirdiğimiz son 3 gün mü 4 gün mü içinde 2 tane futbol maçı oynandı. Birisi Trabzonspor oynadı, öbürünü Galatasaray oynadı. 2 gavur takımla, biri İngiltere, biri diğersi ise Alman. Bu maçlar önceden ilan edildiği için esnafın, tüccarın, işçinin, memurun neyse büyük çoğunluğu en az maça, futbol maçına 2 saat kala vallahi gözümle gördüm dükkanını kapattığı adam gitti. Niye gidiyor bu adam dedim, maç seyredecek dedi. Yani maça 2 saat kala dükkanını kapatıyor adam. Aman kaçırmayayım. Trabzonspor'un maçı var. Düşünün şu memlekette bir dini nasihat, bir sohbet, bir vaaz, bir cuma vaazı, bir futbol maçı kadar vallahi ilgi uyandırmıyor. Onun için bu nimet kalkacak. Bu iş bitecek yani. Bir futbol maçı kadar dini İslam bu ülkede ilgi uyandırmıyor. 2 saat kala esnaf, tüccar kapattı gitti ya maç var diye. Bugün de vaiz var camide 1 saat kala, cuma vaazı var, işte adam gelemiyor. Demek ki burada tabii kolektif dediğimiz yani toplu bir sorumluluğumuz var. Benim de sorumluluğum var, caminin sorumluluğu var, cemaatin sorumluluğu var, yönetimin sorumluluğu var, hükümetin, ama evvela bu işin böyle olmasından Müslümanlar sorumludur. Yani cuma vaazına gitmeyeceksiniz diye başınızda bekleyen bir jandarma yok. Olsaydı ha ne yapalım bundan dolayı gelemiyorlar derdik. Başınızda bir polis bekleseydi de cuma vaazına gitmeyeceksin ancak 10 dakika kala gideceksin deseydi yine derdik ki baskı var, tehdit var, ama o da yok. Demek ki gönüller, gönül dediğimiz kalplerimiz, gönüllerimiz, iç dünyamız tamamen dini heyecandan sıyrılmış, din heyecanı kalbimizden sökülüp dökülüp gitmiş. Dünyanın, eşyanın, maddenin heyecanı dine galip gelmiş. İslam'a galip gelmiş, dini gayreti örtmüş, perdelemiş dünya gayreti. Dünyaya gösterdiğimiz rağbet, İslam'a gösterdiğimiz rağbeti aşmış. Aşmış. Hadise bunu gösteriyor. Bu şartlarda hedefe ulaşamayız. Böyle bir zeminde, böyle bir ortamda, kesinlikle ifade edeyim ki dini hakkın arzu ettiği neticeye ulaşamayız. En az Türkiye'de bir cuma günü cuma kürsüsünde icra edilmeye çalışılan vaaz-ı nasihata iştirak etmek, gideyim de şu vaaz-ı nasihatı dinleyeyim arzusu, rağbeti ve isteği futbol maçına gösterilen rağbetten fazla olmadıkça netice alamayız. Onun için bu sıkıntı yüreğimizi çok rahatsız ediyor. Benim içimi adeta perişan ediyor. Hazırladığım dersi muntazam olarak madde madde arz edemiyorum. Ancak 1/3'ünü konuşuyoruz. 2/3'ü kalıyor. Söyleyeceğimizin hangisini söyleyelim, eyvah vakit azaldı, vakit daraldı sıkıntısıyla neyin evvel söylenmesi lazım, neyin sonra söylenmesi lazım biz de şaşırıyoruz. Dün İmes Sanayi Sitesi'nde vaazım vardı öğle namazından evvel. Orada da öğle ezanına 15 dakika kala adam çıkıp geliyor. Halbuki en az 45 dakika kala öğle ezanına gelin ki ders yapalım, sohbet yapalım. Geliyorlar, gelmiyorlar demiyorum ama ezana 10 dakika kala geliyor. Ben 10 dakikada ne anlatacağım? Başlayıp bitiremiyoruz.
Eğer ezan okunur okunmaz vaaz-ı nasihatı kesmek istesek bütün sözlerimiz muallakta kalacak. Daha yeni başlamışız. Sonuca gelmemişim. Nasıl öylece o sözü bırakayım? Nasıl askıda bırakayım, havada bırakayım? Biraz devam ettim dün. Öğle ezanı okundu. Tahmin ediyorum 10 ila 15 dakika kadar biraz uzattım. Konuyu bitireyim dedim. Meseleyi, mevzuyu bitireyim diye uzattım. Uzun boylu, kravatlı, tıraşlı, ak saçları ağırmış bir beyefendi ayağa kalktı. Dedik ya böyle vaaz mı olur dedi. Ya ezan okulalı yarım saat oldu dedi. Ezandan sonra vaaz olur mu dedi. Böyle hocalık olur mu böyle. Ağzına geleni verdi camiden çıktı gitti. Ayakkabısı aldı gitti. Öyle moralim bozuldu. Bu gece hiç uyumamışım ya. Kudursuz kaldım, rahatsız oldum. Moralim bozuldu. Olmuyor yani zaman. Zamanı halletmeden bir şey yapamayız. Onun için televizyonlardan muazzam talep var. 6. kanaldan falan kanaldan Timurtaş Hoca'yı efendim acaba stüdyoya çekime, sohbete, konuşmaya geliyorlar. Bir sürü adam. Diyorum ki benim şartlarım var. Bak şu 4 maddeyi, şartımı kabul ediyor musun? Zamanımı kısıtlamayacaksın. Lafımı ağzımda koymayacaksın. Önümü kesmeyeceksin. Evet. 1,5 saatse 1,5 saat konuşacağım. Ayetleri kesmeye hakkımız yok, hadisi kesmeye hakkımız yok. Kesmeyeceğine dair de senin sözüne güvenemiyorum. Gideceğiz Fatih'te 7. notere gideceğiz, noterden kağıt alacağım. Geliyor musun? Gelmiyorum diyor. Ben de gelmiyorum diyorum. Zaman olmazsa bir şey olmaz. Bu bir oyun oluyor, eğlence oluyor. Yani sırf ne yaptığımız belli olmuyor. Bir meseleyi düşünün yani bir doktor ameliyat yapacaksa onun zamanını, o ameliyata kaç saat lazım olduğunu, o ameliyatın kaç dakikada yapılacağının tayinini o ameliyat yapan doktor bilecek. Sen bir şey söylemeyeceksin. Ameliyatın kaç dakika, kaç saat süreceğini ancak o ameliyat yapan profesör, doktor kendisi ayarlayacak. Sen 10 dakikada bu ameliyatı yap dedin mi hasta ölür. Vaiz de böyledir. İnsanların gönlüne, aklına, fikrine bir fikir vermek zaman ister. Sıkıntıya gelmez, baskıya gelmez, aceleye gelmez. Anlayamaz. Ters anlar, yanlış anlar, eksik anlar. Olmaz. Bizim İslam dinini daraltmaya hakkımız yok. Zorlamaya hakkımız yok. Bir şey ya olduğu gibi anlatılır yahut bırakılır. Yeterli olmayan yere gitmeyeceksin. Yeterli değilse, yani zaman yeterli değilse, hatibin, konuşmacının ilmi, araştırması, aklı, mantığı, fikri yeterli değilse sahneye çıkmayacaksın. Çünkü İslam namına çıkıyorsun. Senin kusurunu adam İslam'ın kusuru zannedecek. Halbuki İslam'da kusur yoktur. Kusuru varsa hocanındır, kusuru varsa konuşanındır, kusuru varsa o Müslümanındır. İslam'da kusur olur mu? Kur'an'da kusur olur mu? Muhammed Mustafa'da kusur olur mu? Mümkün değil. O halde öyle hazırlanacaksın, öyle yeterli, öyle tutarlı, öyle vakitli, öyle zamanlı olacaksın ki verebileceğini vereceksin. Sıkıştırmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Onun için cuma vaazlarından beklenen netice hasıl olmuyor. Zannediyorum kısa zamanda bu kürsü vaizliği kaldırılacak Türkiye'den. Yani her taraf böyle. Yalnız benim burası değil. Çünkü cuma gününün o sıkıntısı kürsüye yansıyor. Haftanın sonudur. İşte işlerin, çeklerin, senetlerin, hesapların, ödemelerin ve sair ticari dalgalanmaların en şiddetli dalgası cuma günü çarpıyor. Müşteri harekatı, ödeme sıkıntıları, dükkanlar, bankalar, aman işte banka cuma günü saat 4'ten sonra para almıyor, vezne kapanıyor, para alamıyoruz, para çekemiyoruz, koş oraya, koş buraya, cumaya vakit kalmıyor, kürsüye vakit kalmıyor, namaza vakit kalmıyor. Çok büyük sıkıntı. Ya cuma günü namaz için bir kanun çıkıp genişlik olacak,
ya vaiz kürsüsü kaldırılacak. Faydalı olmuyor, yürümüyor. Rahatsızız yani. Her neyse, bu kadar sitem ettikten sonra okuduğum ayet-i kerime ile alakalı mümkün olduğu kadar, fırsat olduğu kadar manaları huzurunuza arz etmeye çalışayım. Geçen dersimizde temas ettiğimiz gibi küntüm hayra ümmetin uhricet linnas ayet-i celilesiyle anlatılmak istenen hususu arz etmeye çalışmıştım. Doğrudan doğruya bu ayet-i kerime ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Sadece ve sadece ümmeti Muhammed'e. Ne demek? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş peygamberlere tabi olan ümmetlerin en hayırlısı, en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisi Hazreti Muhammed'e ümmet olanlardır diyor. Dikkat diyor. Bu Allah'ın hükmüdür. Bizim kafamızdan çıkan bir şey değil bu. Küntüm hayra ümmeti, siz en hayırlı ümmetsiniz. En değerli, hayırlı demek değerli, şerefli, kıymetli, pahalı, üstün kelime. Hayır kelimesinin çok manası var. Bitmez, tükenmez manası var. Ey ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, siz yani sadece bulunduğunuz zamanın insanları içinde değil, Hazreti Adem'den şimdiye kadar, şimdiden sonra da kıyamete kadar, gelmiş geçmiş ve gelecek olan insanların içinde en hayırlı ümmet sizsiniz diyor. Acaba bu sözün önemini anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Kur'an böyle bakıyor hadiseye. Kur'an böyle bakıyor ümmeti Muhammed'e. Böyle bakıyor, böyle değer veriyor, böyle mana veriyor. Bizi böyle değerlendiriyor. Bakalım bu değerlere sahip miyiz? Bakalım bu ayet-i kerimenin gerçekten muhatabı biz miyiz? Ümmeti Muhammed olmuş muyuz, olmamış mıyız? İşte bunların çok konuşulması lazım. Bugün değerimizi, kıymetimizi, önemimizi bilip bilmediğimiz konusu çok tartışılması lazım. Evvela mesele bizdedir, sıkıntı bizde. Gerçek manada mümin olup olmadığımız konuşulmalıdır. Kendi kendimizi yargılamalıyız, kendi kendimizi sorgulamalıyız. Düşünün yani en basit şekliyle biraz dünyamızdan, eşyamızdan, tezgahımızdan, atölyemizden bir saat kadar önce ayrılıp da bir vaaza, bir sohbete, bir camiye gelemeyecek kadar enerjimiz kaybolmuşsa, nefsimizin, arzumuzun, eşyamızın üstüne biraz çıkamamışsak, bizim ümmet-i Muhammed olma vasfımız acaba ne ölçüde, ne derecede olduğunu kendi kendimizi Allah aşkına düşünmek zorundayız. Çapımızı, yapımızı, evsafımızı, kalitemizi, kabiliyetimizi, karakterimizi müzakere etmek zorundayız. O bakımdan kardeşler, küntüm hayra ümmetin uhricet linnas ayet-i kerimesinin manasını, delaletini, ifadesini çok iyi kavramamız lazım. Bana öyle geliyor ki Müslüman olmayanlar, Hristiyan dünya, Yahudi dünyası bu ayetin manasını bizden daha iyi biliyorlar ve ona göre de tedbir alıyorlar. Şimdi hemen aklıma geldi. İsrail'in başbakanlarından Menahem Begin adında birisi vardı. Menahem Begin, İsrail başbakanlarından birisi.
Bu bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısında Hollandalı gazetecilerden birisi şu soruyu sordu İsrail Başbakanına. Dedi ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarıyla alakalı bir Hazreti Muhammed'in bir beyanatı var. Bir mesajı var, bir haberi var, bir hadisi var. Orada diyor ki dedi, Hollandalı demek incelenmiş meseleyi. Orada diyor ki, La tekumu sa'atu hatta tukatilel yahud. Yahudilerle, İsrail oğullarıyla, Yahudilerle kıyasıya çok şiddetli bir savaş yapmadıkça, Yahudilerle korkunç bir savaş, korkunç bir mücadele olmadıkça, yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de ümmeti Muhammed'in Yahudilerle yapacağı korkunç bir savaş olacak. Bunu Sahih-i Buhari'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Resmen. Savaşın şiddetini bakın. Savaşın dehşetini hadis-i şerifin devamı açıklıyor. Devamı çok mühim. Devamında Efendimiz buyuruyor ki hatta yahtebi el yehudiyyu vera el haceri ve şecer. Arapça hacer taş demek. Şecer ağaç demek. Biri canlı, biri cansız. Cansız olan hacer, canlı olan siz söyleyin şecer ağaç. O savaşın dehşetinden, şiddetinden, heybetinden, azametinden ve Müslümanların galibiyetinden, hakimiyetinden kaçan bir takım Yahudiler, bir takım taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar diyor. Saklanma olacak. Ancak bu da çare olmayacak. Bu da kurtulmanın çaresi olmayacak. Yakulul haceru ve şeceru, o Yahudilerin saklandığı, arkasına saklandığı taşlar ve ağaçlar dile gelerek, lisana gelerek, konuşmaya başlayarak ya muslim inne verai yahudiyen faktulhu, benim arkamda da saklanmış bir Yahudi var, gel Allah için onu da öldür diyecek. Vallahi hadis böyle. Hollandalı gazeteci bunu okumuş demek, öğrenmiş, takip etmiş, tahkik etmiş, araştırmış. İsrail Başbakanı Menahem Begin'e bunu soruyor. Diyor ki Muhammed'in böyle bir sözü var ya, kitaplarda böyle bir hadisi, beyanı, açıklaması var. Neticede böyle olacağını söylüyor. İşin sonunda, dünyanın sonunda. Ne diyorsun? Muhammed'in bu sözünü duydun mu, işittin mi, hatırında mı? Nasıl düşünüyorsun, ne diyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Kasteci. Menahem Begin diyor ki, 6 yaşındayken diyor, bizi okutmaya gelen hahamımız diyor, onlar hocalarına ne diyorlar? Haham, 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 haham. Hahamımız bizi diyor çocuklar ilk daha anaokulunda 6 yaşında bizi okutmaya geldiği zaman diyor bu Muhammed'in sözünü bize aynen anlattı diyor 6 yaşında. Görüyor musunuz? Yani senin diyor sorduğun bu sözü Muhammed'in bu sözünü ben 6 yaşındayken duydum işittim diyor. Adamlar onun için bu ayetleri bizden iyi bilir. Adamlar inceliyorlar, araştırıyorlar, okuyorlar, takip ediyorlar, tahkik ediyorlar.
bizim gibi Kur'an'dan uzak değiller. Yani Kur'an'dan uzak dediğim, Kur'an'ın manasını merak ediyorlar. Ne yazıyor bu kitap? Ne söylüyor bu kitap? Düşünebiliyor musunuz? Adamlar, gayrimüslimler İslam'ı bizden daha çok tetkik ediyorlar. E peki ne diyorsun diyor, nasıl değerlendiriyorsun? Madem duymuşsun, işitmişsin. Diyor ki, işte biz de Yahudiler olarak, İsrail oğulları olarak diyor, biz de Muhammed'in bu sözünün karşısında tedbirimizi almışız, almaya devam ediyoruz diyor. Öyle çalışıyoruz. Tezgahlarımız, teşkilatlarımız, ajanlarımız, adamlarımız, elemanlarımız öyle çalışıyoruz ki Muhammed'in haber verdiği bu ümmet meydana gelmesin diye her tedbir almışız diyor. Muhammed'in haber verdiği bu ümmet olmasın diye. Nasıl bir ümmet? Mücahit ümmet. Dinini dünyasından öne almış millet. Allah kelamı duyulduğu zaman titreyen, kalbi titreyen, ağlayan millet. İslam'ı her şeyin üstünde gören millet. İslam milleti, İslam ümmeti budur. Muhammed'in diyor tarif ettiği, tanıttığı, anlattığı o ümmetler meydana gelmesin diye şebekeler çalışıyor diyor. Şebekelerimiz, tezgahlarımız, Yahudi tezgahları, Yahudi telkinleri, basın, yayın, gazeteler, kitaplar, mecmualar, enstitüler, üniversiteler, fakülteler açmışız. O Muhammed'in arzu ettiği ümmet gelmesin diye her tedbiri almışız. Kendilerini Müslüman, Muhammed'in ümmeti zanneden Müslümanları yoldan çıkartmak, istikametten çıkartmak için her tedbiri almışız diyor. Aynen böyle. En azından Kur'an'dan habersiz kalışımız büyük felakettir. Hadislerden, Kur'an ayetlerinden, Kur'an'ın hikmetlerinden, Kur'an'ın hükümlerinden mahrum oluşumuz, İslam'ın ortaya koyduğu kelimelerden kavram. Mesela öyle eminim ki şeriat kavramı hususunda bir imtihan açılsa bütün Müslümanlar sınıfta kalır. Şeriat ne demek? Kur'an'ın hangi ayetinde geçiyor? Ayetin numarasını söyler misiniz? Yani içinizde şimdi desem ki Kur'an'da şeriat kelimesi hangi surede, hangi surenin kaçıncı ayetinde geçiyor diye sorsam Allahu alem fevkalade hayal kırıklığına uğrarız. Şeriat ki bak her gün içindeyiz, her gün muhatabıyız, her gün sövülüyor, her gün sayılıyor, her gün hakaret ediliyor. Ama bu şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Şimdi sorsam size en güzel elektrik malzemesi İstanbul'un neresinde satılıyor? Hemen Karaköy'de dersiniz. Peki şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Vallahi bilmiyorsunuz. E ne olacak? İşte bu yüzden durumumuz çok vahimdir. Evvela yeterli bilgiye, kelimelere, kavramlara, mefhumlara, manalara ulaşamamışız. Kur'an'ı okuyoruz, lakin Kur'an'ın ne dediğini anlamıyoruz. İşte Yahudi buna muvaffak olmuş. Yeryüzünde en çok okunan kitap Kur'an olduğunu bütün dünya biliyor. Ama en az anlaşılan, manasının ne olduğu en az anlaşılan da Kur'an-ı Kerim oluyor. Açın mesela şu anda Mısır'ı. Mısır diye bir devlet var biliyorsunuz, Mısır. Başlarında doğru dürüst bir İslam idaresi olmayan, İslam hükümeti olmayan ülkelerden birisi de Mısır. Sırayla firavunlar devam ediyor. Açın, bakın Mısır'da her gün en az 200 ila 300 kadar Müslüman idam ediliyor şu anda. Günde 200'den aşağıya düşmüyor. Mahkeme yargılıyor, idam ediyor. Günde 200'den fazla İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler örgütüne mensup, adına da koymuşlar Radikal İslam, kökten dinci İslam. Nerede bulursa öldürüyorlar. Nerede bulurlarsa hemen tutukluyorlar. Şu anda Mısır öyle. Ama böyle bir Mısır'ın sabahleyin radyosunu açın. Mısır radyosunu dinleyin. Vallahi Kur'an-ı Kerim'le radyo açılıyor.
o muazzam, yanık sesli, Davudi sesli Mısır hafızları devletin emriyle, devletin verdiği maaşla, devletin verdiği görevle Kahire'de, Kahire radyosu her sabah Kur'an-ı Kerim okunarak açılıyor. Ama aynı ülkede her gün kökten dinci diye 200 Müslüman asılıyor. Nasıl bir oyun oynanmış görüyor musunuz? Kur'an'ın okunduğu ülkede Müslüman asılır mı? Bakın aynı şey, aynı oyun Türkiye'de. Kur'an kurslarında yüzlerce, binlerce, hatta yüz binlerce hafız yetişiyor. Yani hafız demek Kur'an'ın ayetini gözünü yumup Kur'an'a, sayfaya, kağıda bakmadan ezbere okuyan hafız. Dünyada en çok hafız bizde var şu anda. Bu kadar hafız yetiştiriyoruz, bu kadar Kur'an kurslarımız var, bu kadar Kur'an talebelerimiz var. Diyanet başkanlığımız ehemmiyet veriyor, diploma veriyor, hafız olanlara derece veriyor. Ama aynı ülkede Cerrahpaşa'da, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin içinde başlarına Kur'an'ın emri olarak başörtülerini koydukları için üniversiteye sokulmayan 53 tane kızımız 15 gündür sürüm sürüm sürünüyor. Ya Kur'an okunan ülkede başörtüsü sürünür mü yerde? Bakın nasıl bir hile, nasıl bir aldatmaca Kur'an ile bizi nasıl ve hangi noktaya getirir? Hem Kur'an okuyoruz hem de başörtüsüyle korkunç mücadele ediliyor. Eğer Kur'an varsa, Kur'an okunuyorsa, Kur'an kabul ediliyorsa, Kur'an Allah'ın kelamıysa amenna, Kur'an'a bir şey demiyorsanız başörtüsüne de bir şey dememeniz lazım. Çünkü Kur'an'ın hükmü bu. Ama bakın, çelişkiyi görüyor musunuz? Çelişki var burada. Kur'an ile yaşadığımız hayat arasında bir çelişki var mı yok mu Allah aşkına siz söyleyin. Var. İşte bu İsrailoğullarının ortaya koyduğu bir hiledir. Ümmet-i Muhammed, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak vasfını henüz haiz değildir. Bakınız Kur'an açıkça ifade ediyor size. Çok ehemmiyetli bir hadisi şerif daha okuyayım. Bütün kitaplarda var bu hadis. La yu'minu ehadüküm. Bazı böyle mühim hadisler böyle başlar. La yu'minu, iman etmiş olamaz. Yani mümin, mümin-i kamil sayılmaz, mümin olduğunu ifade edemez. Kim? Ehadüküm, sizden birisi. Ehad Arapça bir demek. Sizden biriniz gerçekten mümin olduğunu söyleyemez. Ne zamana kadar? Hatta yekûne hevâhu tebe'an limâ ci'ti bihi. Efendimiz diyor ki, benim getirdiğim Kur'an'a ve benim uyguladığım sünnete arzusunu, yaşayışını, mahallesini, muhitini, evini, ailesini, karısını, kızını, ticaretini, ziraatını, siyasetini benim getirdiğim Kur'an'a ve benim yaşadığım sünnete uydurmadıkça hiçbiriniz ben müminim diyemez diyor. Vallahi hadis sahih. Hayatımızı, yaşayışımızı, davranışımızı, alışımızı, verişimizi, evlenmemizi, eğlencemizi, kızımızı, oğlumuzu, karımızı, köyümüzü, kasabamızı, dünyamızı, eşyamızı, maddemizi Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine uydurabilmiş miyiz, uyduramamış mıyız? Ümmet-i Muhammed olmak veya olmamak burayla alakalı. Burayla ilgili. Bakın halinize, verin hükmünüzü. Halimiz meydanda, hali pür melalimiz, üzülecek halimiz, ağlanacak halimiz korkuştur. Ve bunca üzülmemiz gereken, teessür duymak zorunda olduğumuz hadiseler varken, bunun bir de aksine adeta Müslümanlar sanki bir şey olmuyormuş gibi, sanki Allah'ın dini tamamen hayatımıza hakim imiş gibi
O uğraşıyor dünyayla, eşyayla, onunla, bununla, çekişiyor, boğuşuyor, kavga ediyor. Ve sanki hayatta muradına ermişmiş gibi. Yok öyle bir şey. Düşünün ki, bir Müslüman baba, İslam'ın ölçüsünü söylüyorum, ulemamızın ortaya koyduğu ölçüyü Kur'an'dan ve sünnetten alarak koyduğu ölçüyü söylüyorum. 15 yaşını ikmal ettikten sonra bir Müslümanın evinde kızlar ve oğlanlar, anne baba, büyük veya küçük, hep beraber sabah namazına kalkamıyorlarsa, bir Müslümanın evinde namaz kılmakla mükellef olan çocuklardan bir kişi sabah namazına kalkmamış ise, Allah'ın o andaki hükmünü yerine getirmek için yorganı üzerinden atmamış, atamamış, sabah namazına kalkmamış ise, o gün akşama kadar o evin reisi eğer gülüyorsa, mutlu olduğunu ortaya koyuyorsa, o kişi münafıktır diyor alimlerimiz. Nereye gülüyorsun sen ya? Neye gülüyorsun, neye mutlusun, nasıl ben iyiyim, mutluyum diyorsun? Evinde Allah'a günde 5 defa isyan bayrağını çekmiş, namaz kılmayan bir adam var. Bunu yediriyorsun, bunu giydiriyorsun, bunu içiriyorsun, buna servet hazırlıyorsun, buna istikbal hazırlıyorsun, buna tezgah hazırlıyorsun, buna araba, kime? Allah'a günde 5 defa isyan eden evlada. Bu rezalet sana yeter. Ümmet-i Muhammed olmak böyle olmaz, mümkün değil. Küntüm hayra ümmetin ayetinin muhatabı olmak büyük bir dikkat ister, alaka ister, fedakarlık ister, mühim bir gayret ister kardeşlerim. Bir şeyin değeri, kıymeti, şerefi arttıkça onun külfeti de artar. Önemi de artar. Korunması lazım, taşınması lazım, yapılması lazım. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Benim getirdiğim nizama, benim getirdiğim İslam'a, benim getirdiğim Kur'an'a, benim getirdiğim kitaba hayatını, hevesatını, arzularını uydurmamış, uyduramamış kimse ben müminim, ben Müslümanım demekten utansın diyor Peygamber. Neren Müslüman kardeşim? Nereye kadar Müslümansın? Yediğin, içtiğin belli. Yaşadığın ülke, yaşadığın bölge belli. Sokakların belli, caddelerin belli, çıplaklar belli, rezaletler belli. Yiyip içtiğimiz şeylerin çoğunluğu şüpheli. Helaldan mı, haramdan mı? Hayırdan mı, şerden mi? Sevaptan mı, günahtan mı? Vallahi karmakarışık. Kasaplardan aldığımız etlerin mahiyeti meçhul. Yediğimiz yağların mahiyeti meçhul. Aldığımız paraların, ücretlerin kaynakları meçhul. Paramızın değeri meydanda Amerikan parasına ayarlanmış, Amerikan parasına indekslenmiş. Her gün paran Amerikan parasıyla iniyor, çıkıyor. Ona ayarlanmış, ona bağlanmış. Beytullah'a giderken bile Amerikan dolarıyla gidiyorsun. Gavurun parasıyla gidiyorsun. Kardeş kardeşe borç verirken Amerikan dolarıyla borç veriyor. Kendi paran geçmiyor, kendi paran yürümüyor, kendi paran bir işe yaramıyor. Hani nerede küntüm hayra ümmetini hurcettin nas? Sizin nereniz hayırlı ümmet? Şu anda her birimizin eline, ben de dahil, hepimiz dahil, hepimiz bu girdaba düşmüşüz. Kimseyi kimseden ben ayırmıyorum. Bu müşterek davamız, müşterek sevdamız, müşterek meselemiz bizim bu. Hangimizin eline şu anda 10-15 milyon lira para geçse, eğer yanımızda 3 gün 5 gün bu para kalacaksa hemen değeri düşmesin diye iki gavur devletin ya Amerikan dolarına yahut bir Alman markına yatırmak için paramızın değerini korumak maksadıyla bu iki gavur devletin parasına yatırmak için hacımız da hocamız da koşuyor mu koşmuyor mu? Koşuyor. Hadise bu. Nerede küntüm hayra ümmetin en hayırlı ümmetsiniz? Yani bu sizi rahatsız etmiyorsa, rahatsızlık duymuyorsanız, yüzünüz buruşmuyorsa, huzurunuz kaçmıyorsa, uykunuz kaçmıyorsa bu neticeden vallahi küntüm hayra ümmetin değilsiniz. Mesela budur. Sokaklarda
dolaşan açıklardan, sapıklardan, cinsi sapıklardan, eşcinsellerden, televizyonda her akşam ekrana çıkıp Müslümanların evini gazinoya, kumarhaneye çeviren o televizyon yayınlarından rahatsız değilsen, huzursuz değilsen, bu düzenin değişmesinden yana değilsen, vallahi kuntum hayra ümmetin değilsiniz. Hayırlı ümmet bu değil ki. Allah'ın nizamını ortaya koyan, yaşamaya azmeden ve bunun için hayatını aldığımız solukları bunun için aldığımız ifade ediliyor. İçtiğimizin, yediğimizin, içtiğimizin hesabı buna göre sorulacak. Allah-u Teala resmen bakın Kur'an'da şu ayet çok düşündürüyor bizi, çok düşündürüyor, çok düşündürüyor. Şu ayet çok düşündürüyor. Hem de Allah-u Teala yeminle söylemiş. Bakın yemini de okuyayım size. Fele Rabbike. Bakın burada vav harfi var. Rab kelimesinin başına vav harfi gelip de Rab kelimesinin sonunu Esra okuttu mu biliyorsunuz? Vav-ı kasem. Yemin vavı oluyor. Fele Rabbike. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Seni yaratan, seni yeryüzüne peygamber olarak gönderen Rabbına, yani uluhiyetime, Allah'lığıma yemin ederim ki seve Rabbike, senin Rabbine, Allah Resulüne bunu söylüyor. Senin Rabbin olan ben Allah, yani Allah'lığıma, uluhiyetime yemin ederim ki. Yani çok ayet var. Bu konularda yemin caizdir, hatta lazımdır, hatta icap eder. Davanın, meselenin, mevzunun önemini anlatmak için yemin şarttır. Fele Rabbike, Rabbine yemin olsun ki, Allah'lığıma yemin olsun ki, لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Her bir insanın dünyadayken yaptıkları her işten onları suale çekeceğiz. Suale çekmek ne demek? Yani yaptığınız işler, alışınız, verişiniz, yeyişiniz, içişiniz, giyiminiz, kuşamınız, siyasetiniz, idareniz, devletiniz, hükümetiniz, hayatınız Kur'an'a ve sünnete uygun muydu, değil miydi? Vallahi soracağım diyor Cenab-ı Hak. لَمَسْأَلَنَّهُمْ Mutlaka hesaba çekeceğim. Hesabın manası bu. Yani benim verdiğim talimata uygun mu yaşadınız, yoksa aykırı mı yaşadınız? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşlediğiniz her amelin, her davranışın, her hareketin Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığını vallahi soracağım diyor Rabbimiz. Zatıma yemin ederim, Allah'lığıma yemin ederim ki soracağım. İşte ümmet-i Muhammed bu şuurdan bir saniye uzak kalmayacak. Acaba yaptıklarımız İslam'a uygun mu? Dediklerimiz İslam'a uygun mu? Kızımız, karımız, evimiz, barkımız, çoluğumuz, çocuğumuz, eşyamız, maddemiz, hayatımız, harekatımız, hasenatımız, seyyah, hepsi İslam'a uygun mu değil mi diye size kriter olarak, ölçü olarak İslam'dan sizi hayata hesaba çekeceğim diyor. Ümmet-i Muhammed olmak bu şuuru daima muhafaza etmekle olacak. Bu endişeyle, bu düşünceyle, bu tefekkürle, bu sıkıntıyla yatacaksın, bu sıkıntıyla kalkacaksın. Ümmet-i Muhammed olmak evvela şuurda tayin etmesi lazım. Ben neyim, ben kimim, benim kimliğim ne, benim derecem ne, benim makamım ne, benim halim ne, benim yolum ne, benim davranışım ne, kitap nedir, sünnet nedir, uygun muyum, değil miyim, uzak mıyım, yakın mıyım? Bütün bunlar müminin düşünmesi icap eden ve devamlı rahatsızlık duyması gereken kalp atışların dinler gibi bunları dinlemesi lazım. Başka türlü küntüm hayra ümmetin uhricet linnas olmak mümkün değil. Bizim farkımız bu. Bizim özelliğimiz bu. Müslümanın güzelliği burada. Davranışlarımız kontrollü olacak. Ağzımızdan çıkan her kelimenin sorumlusu olduğumuzu vallahi bileceğiz. Her zaman okuyorum ayet-i kerimeyi. Rabbimiz ne diyor? Ma yelfizu. Ağzımızdan çıkan, Arapça lafız diye bir kelime. Lafız demek iki dudağımızın arasından çıkan kelime. Ma yelfizu min kavlin. Söz olarak iki dudağımızın arasından çıkan her kelime ne olacak?
illa ledeyhi rakibün atid, ağızdan çıkar çıkmaz kayda geçirmek üzere vazifeli melekler tarafından kayda geçirilmektedir ayeti var. Sen ağzına geleni söylüyorsun. Ümmet-i Muhammed olmak kolay mı? Ağzına geleni söylüyorsun, karşılığı olmadığı halde çek yazıyorsun, ödemeyeceğin halde senet veriyorsun, yapmayacağın halde söz veriyorsun. Bunlar ümmet-i Muhammed olmaya aykırı şeylerdir. Rabbimiz ne diyor? لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi niçin söz veriyorsunuz? Ayet bu. Tehdit ediyor Cenab-ı Hak. Yapmayacaksan, efendim çarşamba günü bu işin, bu iş tamamdır diyor adam. Çarşamba günü bu iş tamamdır, bu iş bitti. Çarşamba geliyor, ne tamam, daha başlamamış, öbür çarşambaya yok, öbür çarşamba. Ya böyle Müslüman olur mu ya? Küntüm hayra ümmetin olur mu? Bütün bunlar bizim işte gerçek manada, hakiki manada, Kur'ani manada, Muhammedi manada ümmet olamadığımızdan dolayıdır ki İsrail oğulları alemi İslam'ın üzerinde vallahi cirit atıyor, cirit cirit. Bakın. Suriye üzerinde, Ürdün üzerinde, Yaser Arafat üzerinde, Fas üzerinde, Türkiye üzerinde, Mısır üzerinde, Orta Doğu'da ve dünyada İsrail cirit atıyor mu atmıyor mu siz söyleyin. Sen böyle olursan atar tabii. Sen uykuda olursan, sen yatıyorken, sen duygusuz, sen düşüncesiz, sen Kur'an'ın ahkamına gayretsiz, alakasız, ilgisiz, bilgisiz olursan, tabii İsrailoğulları senin vatanında, ülkende, bölgende cirit atar tabii ya. Bak aldı başını gidiyor adamlar. Allah-u Teala ümmetin Muhammed'i ikaz eylesin inşallah. Küntüm hayra ümmetin ayetine gerçekten bizi muhatap eylesin Rabbimiz. Böylece ezan okundu, kes. Keseyim çünkü birisi çıkar yine başkası kes demeden ben keseyim bari. Dün başıma geldi. 10 dakika mı 15 dakika mı uzattım ya, ne büyük cürüm işlemişim demek ki. Adam çıktı, öyle vaiz mi olur dedi ya, ezan okunduğu halde yarım saat dedi konuşup duruyorsun dedi. Yerin dibine batsın dedi, camiden terk etti gitti dün İmes camisinde bir adam. Vallahi korkuyoruz yani cemaatin içinde birisi kalkar patlar matlar da başımın bileğe gider diye. Adını terör koyacaklar, anarşi koyacaklar. Terörle mücadele yasası hemen devreye girecek. Al sana iş, al sana bela, al sana soruşturma, yargılama, sorgulama. Dünya kadar bela geliyor.